Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün bir karar verdi ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını, çünkü hak ihlaline uğradığını söyledi. Fakat bugün değerlendirmeler siyasette, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için ikiyüzlü dedi. Ama aynı konuşmasında Avrupa Birliği ile ve Amerika ile yeni bir sayfa açılacağını da söyledi. HDP olarak Selahattin Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Herkes gibi, hepimiz gibi Cumhurbaşkanı da uymak zorunda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir. Uzun süren yargılamalarla iç hukuk süreci tamamlanmamış deyip sonra bunu dışa bir eleştiri söz konusu olduğunda bir gerekçe olarak söylemek doğru değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki derhal serbest bırakılmalı kararı sonrası muhalefet karar bağlayıcı, Türkiye uymak zorunda derken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ahim'i eleştirdi. Demirtaş için bir kez daha terörist ve katil ifadesini kullandı. Bu şahıs bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Erdoğan o konuşmasıyla, elimdeki anayasadan tarif ederek söylüyorum, şu anda baktım, 3 maddeyi kafadan ihlal etti. Anayasa 38 masumiyet karinesi, anayasa 100 iç, yemin, 138 mahkemelere talimat veriyor. Ahim Büyük Dairesi 2'ye karşı 15 oyla 4 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş için ağır hak ihlaline uğradığına hükmetti. Siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası sözleşmelerin altına Türkiye olarak imza attıysanız bu kararlara uymak zorundasınız. Ahim şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Yasaları tanımayan, uluslararası sözleşmeleri beni ilgilendirmiyor diyen bir lider dünyanın neresinde olursa olsun diktatördür. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hünharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. Hem diyeceğiz ki biz Avrupa ile birlikte yürüyeceğiz, öbür taraftan da dönüp diyeceğiz ki Avrupa Birliği'nin belli kurumlarının almış olduğu kararlara da itibar etmeyeceğiz. Muhalefet Türkiye'nin Ahim Sözleşmesi'ndeki imzasını hatırlattı. Cumhurbaşkanının vurgusu çarpıcıydı. Bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim.